Forex'ten, borsadan düzenli olarak kâr çekimi yapılabilir mi? Başarı hikayelerinde bu hafta Noyan var. Noyan haftalık 300 dolar kâr çekimi gönderiyor. Aylık 1500-2000 dolar kâr çekimi yapıyor. Zaten şu anda kâr çekimlerini görüyorsunuz. Peki Noyan yazılımı nasıl kullanıyor? Platformu nasıl kullanıyor? Hadi gelin hep beraber birlikte inceleyelim. Evet. Buradayım hocam, tamam. Merhabalar, ne yapıyorsun, nasılsın ya? İyiyim hocam, öyle valla sizi dinliyordum. Sabah kalktım. Seni tabii özetle bir tanıyalım. Ne iş yapıyorsun, ne yapıyorsun? Hocam ben makine mühendisiyim normalde. Makine mühendisisin, evet. Aynen, makine mühendisiyim. Bir tane firmada çalışıyordum. Bu firmadan da ayrılma gibi durumlarım vardı. Bu işte biraz ilerleyince ayrıldım. Şu anda tamamen scope olarak day trade yapıyorum. Gün içerisinde day trade yapıyorsun. Aynen, aynen. Kaç yıldır beraberiz? Ben efendim? Çok kaç yıldır beraberiz? Hocam ben yaklaşık koronanın başında mı yok? 2 sene önce aldım sizden eğitimi. Hı-hı. 2 sene önce aldım ama iş durumları çok yoğundu vesaire, çok ilgilenemedim. Hı-hı. Bir süre yapamadım, sonra elle çizim yapmaya başladım. Evet. Sonra kendimi biraz geliştirdikten sonra bir 6 ay önce, aynen tam 6 ay oldu, platform satın aldım ama ben bu süreç boyunca elle çok çizim yaptım. Hı-hı. Özellikle şeyde, kripto tarafında çok işlem yapıyordum ben. Şimdi araya gireceğim ara. Elle çizim çok fazla yaptığın için şunu gördün. Destek nedir, kanal nedir, kanal geçişi nedir, bölgeler nedir? Bunları çok iyi görmüş oldun. 1700-1763'teki altının işlemi mesela oradan kaynaklı. Kahinin stop loss seviyesi aslında. Yani evet. Stop olarak görmemek lazım onu. Seviye sadece o. Aynen. Kristalin seviyesi ve 36 box'ın seviyesi. Aslında orada bir de daha önceden backtest yaptığımızda gelen bir birikim bölgesi de var yani. 3 tane box'ın birikim bölgesi orası. Aynen. Şimdi oradan kaynaklanıyor. Bu çok profesyonelce bir hareket. 36 box'ın stop loss'unu işlem bölgesi olarak görmek, kristal box'la birleştirmek. Aslında o çizdiğimiz manuel çizimlerdekinin hepsini otomatik hale yapıyoruz. Birden fazla bölgeyi üstte birleştirmek ve satı en tepeden yapmak çok güzeldi. Böyle şey diyorum ya, cerrah titizliği tam işte orası. Yani riskli bir işlem. Evet. Çünkü güvenli yön hani aşağı taraf. Pardon. Riskli bir işlem çünkü kanal yukarısında. Hı-hı. Ama yönümüz de aşağı olduğu için hani ben stopumu birazcık daha esneterek bir işlem açtım orada. Hı-hı. Biraz daha yukarıya aldım stopumu ve geldi hani. Stop evet, da olabilirdim ama arkadaşlar, teknik bir kırılmada stop olacaktım. Niye Noyan'ı özellikle sohbet edelim dedim. Noyan her hafta kâr çekimi yapıyor. Ve ortalaması 300 dolar. Değil mi? 300 aynen, dolar. 300 ile 500 dolar arasında değişiyor. Ve kaç tane enstrümana bakıyorsun? Hocam 3 tane enstrümana bakıyorum sadece Forex'te. Hı hı. Altın, DAX ve Nasdaq'a bakıyorum. Hatta Nasdaq'ta şu an işlem bile açmıyorum. Çünkü genelde 5.30-6'dan sonra işlem yapmıyorum ben, kendi adıma konuşayım. Hı hı. Gün içinde saat 10 ile 5.30 arasında trade yapıyorum. Akşam bakmayı tercih etmiyorum hocam. Genelde 2 enstrüman yani. DAX'la altın. Günde 6-7 saat yetiyor. Aynen. Yani yine bu benim söylediğim, bir iki arkadaş daha var, bir ortak özellik. Gün içerisinde işte Muhammed de var. Yani gün içerisinde bakıyoruz. Orada zaten evde çocuk, eş falan evli de olduğu için bakamıyor ve yetiyor. Aynen hocam. Toplam ya bir de şöyle bir şey var. Şu an ben altına çok ağırlıklı olarak bakıyorum. Hani çok inceliyorum, ediyorum. Böyle olunca ben şu an bir aydır altında, 2 aydır backtest yapıyorum. Sürekli inceliyorum ve hani böyle olunca tüm kanallarını ezbereyim şu an altını. Bu da önemli. Enstrümanı tanımak. Zaten kanalları da ezberlediğimiz için platformda orayı işaretleyince, oraya gösterince tamam diyorsun. Aklında kalıyor. Tak tak doğru atışları yapabiliyorsun. Aynen hocam. Aynen hocam. Şunu yapabilmek çok güzel. Düzenli gelir elde etmek. Miktar önemli değil. Haftalık 300 dolar, haftalık 500 dolar, haftalık 100 dolar. Bunu yapabilmek çok güzel ve bunu yaptıkça da gittikçe artık ilerliyor. Trade edebilme becerisi ilerliyor. Aynen, kesinlikle hocam. Toplamda kâr çekimi ne kadar olmuştur şimdiye kadar? Hocam şöyle... Bana attıkların dışında da var herhalde. Var var. Size attıkların dışında da ben borsayla da ilgileniyorum, BIST'le. Tamamen platform odaklı ilgileniyorum. Oradan da aylık bir 13-14 bin lira bir gelir elde ediyorum.
Çok güzel. Ayrıca Forex'ten de aylık yaptığım kar çekimini söyleyeyim. Yaklaşık 1600 ile 2000 dolar arasında bir kar çekimi yapıyorum. Böyle Gayet. ilerliyorum. Şu an tabii ki de hani bunu arttırmak birinci hedefim yani. Gayet güzel. Yani işte çalışırken kazandığını kat katını kazanıyorsun. Evet, işte tam bakamıyordum, hani hedefleri kaçırıyordum, gireceğim yeri kaçırıyordum çünkü telefona çok bakamıyordum, çok yoğun olduğum için. Böyle olunca bir de işte stres sıkıntı olduğu için hani insan tam kendini de veremiyor bazen. Çünkü psikoloji çok önemli bence. Olmazsa olmaz psikoloji, tamamen temiz bir kafayla bakman gerekiyor. O da Yani zaten kârı getiriyor. evet, akşam 6-7'den sonra bakmıyorsun, Kesinlikle. uyuyorsun, dinleniyorsun. Ertesi gün dinç kafayla başlayıp yine bugün içerisinde trade ediyorsun. Kesinlikle. Ya da örnek veriyorum, işte TÜFE verisi var akşam, ABD'den gelecek. TÜFE verisi örnek veriyorum işte düşük gelirse endeksler yıkılacak mesela. Ama ben bunu biliyorum. Yine de işleme girmiyorum çünkü düştüğü yerden bir anda spek hareketle çıkabiliyor. Hani insan orada çok ciddi zararlara da girebiliyor. Sadece sabah 10'la akşam 5.30 Anladım, arasında. anladım. Şimdi nasıl işlem açıyorsun? Birazcık onu anlatabilir misin? Hocam mesela hemen bir altını açayım kendimden size. Hocam mesela ben şimdi ne yapıyorum? Şöyle bir kapayım, baştan açayım. İlk önce bir kahine bakıyorum şurada. Yön aşağı demiş. Yani bizim güvenli yönümüz şu an satış dalgası yönünde. Ben burada alış yönlü işlem açarsam stopumu yakın tutuyorum. Çünkü riskli bir işlem oluyor. Stopumu yakın tutup ona göre alış scalp işlem açıyorum. Day trade olarak. Bunu gördükten sonra ben bu seviyelerde kafama not ediyorum. Grafiği buradan açıyorum. Aslında sizin anlattıklarınızdan farklı bir şey yapmıyorum. Tamamen sizin canlı seanslarda ya da işte YouTube oynatma listenizde konuştuklarınızı yapıyorum yani. Sonra burada ilk önce her gün ben baştan analizimi baştan yapıyorum. Tekrarlıyorum. Çünkü sürekli kanallar değişebiliyor. Kristal değişiyor, işte box'lar değişiyor. Evet. Sonra bu sabah belli bir saatte oturuyorum. İlk önce haftalığı alıyorum. Ben haftalıkta Hayyama bakıyorum burada. Biraz sonra buralara tekrar gireceğim. Güzel. Sen buralara giriş yap. Hayyama bakıyorum. Mesela şurada, şurayı çok net hatırlıyorum. Burası Hayyam'ın dip seviyesiydi ve buradan ciddi bir şey geleceği belliydi. Hatta siz de demiştiniz hocam ya. Yani çok ciddi bir çıkış akımı geleceği belliydi. Burada satış yönlü zaten işlem açmak hani zor olur yani. Çünkü Evet. baktığımızda sadece burada Hayyam'a baktığımızda bile burada bir kuluçka süresi var. Yaptıktan sonra kuluçka süresini tabii ki de buradan çıkış akımı başlayacak. Başlamayabilir ama bir stop olur en kötü. Çünkü bu teknik bir kırılma artık. Ben burada Hayyam'a baktıktan sonra mesela şurada haftalıkta baktığımda yön alıştı yani. Burada alış yönünde ben çok rahat işlem açabiliyordum. Ama şu an belli bir yere geldi ve ben burada alış işlemi şu anda düşünemem. Şey, güvenli işlem olarak, yoksa alış işlem tabii ki de açarım. Ama güvenli olarak hani düşünemem şu anda. Belli bir Evet. seviyenin üstüne çıktığımda düşünürüm. Hayyam'ın %50'sine spike attı ve artık Evet. %50'sinin aşağısında %50'sine geldiği için artık alış işlemi güvenli değil. Kesinlikle hocam, aynen öyle. Sonra ben bunu kapatıyorum. Ana yönümü de gördükten sonra, ana yönümü gördüm. Ve ben bunu saatlik ya da 4 saatliğe getiriyorum hocam. Ben genelde işte scalp işlem açtığım için saatlikte çok bakıyorum. Ya da işte MetaTrader'a çizdiriyorum. Oradan da 30 dakikalıkta falan da inceleme yapıyorum. Mesela burada Gun Typhoon'un üstüne çıkmış. Çok basit bir bakış açısıyla burada alış işlemi açılabilir. Kanalın yarısına stop Evet. attık. Attıktan sonra 3-4 ons. Zaten alış işlemi bizim için güvenli yön değil ya. 3-4 ons gördükten sonra burada işlemler çıkılabilir. Zaten o da güzel bir kar bırakıyor. Kaldıracın da etkisiyle. Burada işlemler çıkılabilir tekrar. Burada tekrar girdik çıktık. Ve Evet. şimdi kanalın içine girdi. Kanalın içinde çok scope işlem yapmadıkça ben bakmayı tercih etmiyorum. Hani bakamayacaksam çok ekranı o gün başka bir işim varsa bakmayı çok tercih etmiyorum ama burada mesela çok güzel satış işlemleri verdi. Yani geçen hafta da verdi. Bu hafta da verdi. Ben burada mesela dünkü çıkışı akımını yakalayamadım hocam. Yakalasaydım büyük ihtimalle alırdım burada. Çünkü çok güzel bir hacimli mum açılışı yaptım burada. Mesela mumun hacimli açılış yapması da benim için çok büyük bir gösterge. Hacimli bir yeri kırıyor.
Ama devamını ben gelmesini beklerim biraz daha. 4-5 ons daha çıkmasını beklerim ki burada çıktı. Ben burada sıf işlemi için bekliyordum. Burada enstrümanı da tanıdığım için 1768 çok önemli bir pivot bölge burada. Eski kahinin seviyesi bu. Burayı geçerse çok volatil bir çıkış yapacağını biliyorum ben aslında. Ama ben hem bunu biliyorum hem kristal dün şuralarda bir satışı vardı ya da TP noktası vardı. Hem orası var hem 36 box'ta burada şu an yukarı çekmiş. Daha aşağılarda bir TP seviyesi var. 36 box'ta sizin anlattığınıza göre hani çok önemli bir box. Özel bir box. Hem de Hayyam'ın şurada kahine baktığımızda burası dün 1764'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yani doğru. 3 tane box'ın aslında kesişim bölgesi burası ve burası kırılması zor bir bölge. Ben burada ne yapıyorum, ne düşünüyorum? 3 tane box'ın kesişim bölgesindeyiz. Kırılması zor bir bölge ve benim ana yönüm bana en çok desteği veren bu. Ana yönüm aşağı gösteriyor. Yani ben 3 tane box'ın kesişim bölgesinde gördükten sonra zaten ana yönde satış olduğu için ben çok güvenli bir şekilde buradan işlem açabiliyorum güvenerek. Aslında bir dakikalık, 5 dakikalık işte çok güzel bir işlem fırsatı vardı. Tepeye çıkar çıkmaz. Sen bu şekilde üst üstüne koyarak o bölgeyi öncesinden gördün, bekledin ve o bir dakikada satış işlemini açtın. Kesinlikle hocam. Mesela dediğim gibi bence en önemli şey burada yani biz sonuçta burada bir trade yapıyoruz. Çift görmüşüz bilmemiz gerekiyor. Yani ben stop da olabilirim. Stop olduğum yerden alış işlemi girdiysem satış da açabilmem gerekir. Düşüncemi değiştirebilmem gerekir. Ama en önemli şey bence haftalıkta Hayyam'a baktığımızda ya da işte kahine baktığımızda yönün satış yönlü olduğunu görebilmemiz gerekiyor. Gördükten sonra zaten çok daha rahat işlem açabiliyoruz. Biz alış işlemi açarsak burada bunun riskli işlem ama yakın stop koyarak biz bunun riskini aldığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Bu tamamen bence berraklaştırıyor olayı hocam. Aynen. Her zaman üstüne bastıra bastıra söylediğim şey. İki yönünü düşünüp ve doğru yerlerden girmek. Aynen. Teşekkür ederim katkılarından dolayı. Şöyle biz hani her hafta kar çekimi gönderiyorsun. Ben de paylaşıyorum. Özelden de yazan arkadaşlarımız olmuştur. Nasıl yapıyorsun, ne yapıyorsun, nasıl düşünüyorsun? Bunları söylemen güzel oldu. Hem de böyle bir yüzünü görmüş oldum. Yüzle tanışmadık daha. Aynen. İnşallah hocam şey yaparsanız artık Adana'da. Olur. Yine sen canlı seansa vesaire gelirsin. Aynen geleceğim inşallah. Tamamdır. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.